Neymiş, ne olmuş? Niye durmuş motor? Ne bileyim, çalışmıyor. Nasıl? Siz tamir edemeyecek misiniz bunu? Ben anlamam ki motordan. Ne bileyim, nasıl yapayım? Hayda. Bir yol yardımı arayayım. Evet, çekmiyor ki telefon. Sizin telefon çekiyor mu? Benimki de çekmiyor. Birileri geçse bari. Tamam, hadi söyle, söyle. Yok, yok. Yok, konuşun, rahatlayın. Dökün içinizi. Hayır, yani niye çıkarsınız ana yoldan? Kestirme yol burası. Hemen gidip dönelim diye. Benden yarım saatte erken kurtulacağım diye giriştiğiniz çabanın sonucunu görüyoruz işte. Olur mu canım? Ben sizi düşündüğüm için kestirme yola saptım ya. Ay, benim neyimi düşündünüz de girdiniz acaba? Çünkü benimle vakit geçirmekten o kadar çok sıkıldınız ki bu işkenceden sizi hemen kurtarırsam daha çok mutlu olursunuz diye. Tamam, peki öyle olsun ama ne olur siz beni bir daha düşünmeyin, olur mu? Beni düşünmeyin siz. Ya, tamam, düşünmem. İyi. İyi. Nereye? Gidip bakacağım etrafta birileri var mı diye. Ha, oldu, ben tek başıma beklerim burada. Gelin korkuyorsanız. Yok canım, ne korkacağım. Tamam, bekleyin o zaman arabanın başında. Ne yaptınız, geliyor mu birileri? Yok, gelmiyor. Geceyi burada geçireceğiz. Nerede? Kulübede. Hangi kulübede? Şurada çok güzel bir kulübe buldum, orada. Ay, delirdiniz herhalde. Olmaz öyle şey. Ben kalamam kulübede falan filan. Ben almayayım, sağ olun. Tamam. Varsa sizin başka bir planınız, ona uyalım. Nedir? Yola yürüyebiliriz mesela. Yola mı? Ana yol çok ileride kaldı İncan'ım. Yapmayın. Yürüyemeyiz oraya kadar. Yok yok, tamam. Siz gelin, gene biz yola yürüyelim. Yapmayın, yürüyemeyiz. Donarız. Şimdiden başlayabiliriz. Hadi çabuk. Yol çok uzak İnci Hanım. Yapmayın Allah aşkına. Ulaşamayız dedim. Ama illa İnci Hanım'ın dediği olacak. O kadar yol yürüdük. Biraz daha yürüsek donarak ölecektik. Sayenizde perişan olduk. Ya tamam, söylenmeyi bırakın. Ne olur bir ateş yakalım, bir şey yapalım. Hakikaten donarak öleceğiz. Bir saniye. Çakmak var mı? Tabii ki yok. Girdi. Hadi bakalım. Hadi buyur. Ne oldu? Şimdi burada iki tane kibrit var. Ha, var. Ben şimdi bunu ikisini de denersem, beceremezsem sizin dilinizden kurtulamam. Acaba bir tanesini siz mi denesiniz? Pardon. Önce ben deneyebilir miyim? Tamam. Buyur. Biliyor musunuz, ilkokuldayken gezilere giderdik pikniğe. Ateşi hep ben yakardım. Üstünde böyle patates, soğan falan pişirirdik. Yani o patatesle soğan tadını hiç unutamam. Hayatımda yediğim en lezzetlileriydi. Biliyor musunuz İnci Hanım? Sessizlik hayat kurtarır derler. Ben nasıl oldu hiç anlamadım. Hep yakardım. Ben çok iyi anladım. Müsaade eder misiniz? Pardon, pardon. Biraz daha yaklaşayım lütfen. Şşş.
arada özür dilerim. Hangisi için? Tamam, soruyu değiştiriyorum. Ne için? Ya ben insanlarla ilgili genelde kötü hisler beslemem. Yani beslemezdim ta ki bu sabaha kadar. O itiraf geliyor, merak ettim şimdi. Hani biz bugün buraya gelirken bir yerde mola verdik ya. Evet. Siz böyle iştahlı iştahlı bir şeyler yiyordunuz. Ki ben de kurt gibi açtım, parantez içinde belirtmek isterim. Böyle çayınızı da üstünüze afiyet yudumlarken dedim ki inşallah boğazında kalır dedim. Ve inanır mısınız kaldı. Ne oldu? Cidden itiraf dediğiniz şey bu muydu? Yani kötü istediğiniz şey bu muydu? Evet de anlamıyorum ki nedir bu kadar komik olan. Hayır ben alay edin diye anlatmadım. Yani hiç hoş değil şu tavrınız. Yani İnce Hanım galiba ben sizin gibi biriyle en son ilkokulda tanıştım biliyor musunuz? Yani tabii o zaman daha hislerimiz, duygularımız kirlenmemişti. Ya siz şimdi bir de bana çocuk diyorsunuz yani. Hakikaten anlamıyorum nedir bu kadar abartılacak şey nedir? Anlamayın, boş verin. Anlarsanız bizden bir farkınız kalmaz. Dünyanın en güzeli anlamayın. Telefonu çekiyor. Ay şarjım da bitiyor. Hemen birilerini arayalım, yardıma gelsinler. Benim önce kızları aramam lazım. Aramayın, lütfen. Kurtulunca ararsınız. Ya kurtulamazsak? Ya onlar şimdi ölmüştür, çatlamıştır meraktan. Ben hemen bir kapatıp konuşup hemen kapatacağım. Arayacağım, kapatacağım. Söz veriyorum. Anlayacağımız Fırat perişan. Ceren kim bilir ne haldedir. O psikopatın elinden tek parça çıkarsa yatıp kalkıp dua edelim. Ya bu erkeklerin nesi var böyle? Neden kadınlar onları istemeyince kaçırırlar, döverler, öldürürler? Yani bizden güçlüler diye bizi yok etme hakkını nereden alıyorlar hiç anlamıyorum. Her erkek aynı değil. Ben her kadını kendimle eşit sayarım. Buna sevdiğim de dahil. Yeri gelir korur kollarım ama asla kendimden aşağıda görmem. Allah bile cenneti anaların ayaklarının altına sermiş be. Özel kılmış. Kadını el kaldırmak nedir? Bırakalım şu kadın erkek meselesini de. Biz Fırat'la Ceren'e nasıl yardım edeceğiz onu düşünelim. Biz kömürle Fıratlara gidelim. Önce ona bir destek olalım. Elbet yapacağımız bir şey vardır. Alo. Narinci. Efendim İnci Hocam. Canım şarjım çok az. Hemen kapatacağım. Biz Emir Bey'le yolda kaldık. Arabamız bozuldu. Peki. Yani herhalde sabaha karşı muhtemelen orada olmuş oluruz. Siz sakın evden çıkmıyorsunuz. Evde kimseyi almıyorsunuz. Tamam. Hadi kızlara selam söyle. Dersler yapılsın lütfen. Erken yatılsın. Seviyorum sizi. Şarj bitti. Ama bu zeytinyağı çok güzelmiş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.